Evet, aslanlı yoldan yürüyüşüm başladı. Şu anda İtalya, Milano'da Rio Fiera isminde bir fuar merkezindeyim. Tabii ki hepiniz tahmin ettiniz nerede olduğumu. Dünyanın en büyük motosiklet fuarı İtalya EICMA motosiklet fuarına geldim ve birazdan 2 yıl aradan sonra ilk defa EICMA'da lanse edilen 2023 modelleri hem göreceğim, gözlemleyeceğim hem de sizlere göstermeye çalışacağım. Özellikle buraya gelmeme vesile olan, sağlayan, maddi olarak bana destek olan TMS Motorlu Araçlara, Isotlar Motor'a ve Asterion Bateri'ye teşekkür ederek başlayayım. Ve hiçbir markaya ayrıcalık tanımadan, hiçbir markaya torpil geçmeden hangi markayla başlayacağımı açıkçası bilmiyorum. O yüzden şansa kadere şöyle şu yürüyen yoldan ilerleyelim bakalım ilk olarak hangi standla başlayacağız. Hadi bakalım. Evet, karşıma çıkan ilk hole girdim. Bakalım. Marka olarak ilk markamız hangisi olacak ben de merak ediyorum. Ve hemen sol tarafımda Honda standını gördüm. Büyük ihtimalle Honda ile başlamış olacağım şimdi. Çünkü daha yakında başka bir marka yok. Aslında çok da merak edilen bir marka Honda. Çünkü bu sene çok fazla dedikodusu vardı. Özellikle Transalp 750 diye bir model çıkaracağı söyleniyordu. CRF 250 veya 300L'lerin yeni versiyonları bu sene gelecek deniliyordu. CB500X'ler bu sene gelecek deniliyordu. Vallahi şimdi şöyle bir gözümle böyle bir süzdüm. Size de şöyle bir göstereyim Honda standı. Kocaman devasa bir stand. Önce kendim şöyle bir turlayayım bakayım. Ne modeller var, ne yenilikler var. Daha sonra sizlerle paylaşacağım. Evet, dedikodular doğruymuş sevgili arkadaşlar. Transalp 750 diye biliyorum ben ama sadece burada Transalp yazmışlar. Bakın şurada ama örtüsü üzerinde. Yani bahsedilen dedikodunun doğruluğunu buradan görmüş olduk. Ama bunda ne yazıyor bakayım bir dakika. Burada da CL500 diye bir modelden bir model var ve üzeri brandalı aynı şekilde. Burada Rebel 1100 modeli var ki bu bilinen bir modeldi. Burada da örtülü bir tane var. Forza 750'ye benziyor. Hayır, Forza, yeni Forza 125 ve 350 var. Üzeri yine örtülü. Buradaki neymiş bakalım? Bu da M1 elektrikli bir model görünüyor. Yani yeni modellerinin üzerini kapatmışlar. Biz biraz erken geldik. Şimdi size neyi tanıtacağım ben? Nasıl tanıtacağım? Şöyle ben bir fuarda turlayayım da açık olan standlar varsa oradan başlayayım en iyisi. Çünkü bunlar büyük ihtimalle saat 14-15 gibi falan açılacak. Ben o saate kadar beklersem hiçbir çekim yapamadan dönmüş olurum diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Hatırlar mısınız bilmem, ben İtalya EICMA fuarına geldiğimde ilk başladığım stand her zaman Ducati olmuştu. Çünkü yıllarca Corlas desteğiyle buraya gelme şansına ulaşmıştım. O yüzden ilk olarak Ducati ile başlamıştım ama bu sene farklı bir markayla başlamak istedim. Dedim ki hani herhangi bir markaya ayrıcalık olmasın diye ama şöyle bir gezdim dolaştım. Yani başlayabileceğim bir marka yok çünkü üzerlerini örtmüşler, lansman yapacaklar 10-11 gibi. Saat şu anda 8.30-9 civarında. Üzeri tamamen açık olan bütün modelleri lanse edilmiş olan marka yine Ducati abi. Yine Ducati. Ducati olduğu için de ben abi hiç şansımı zorlamayayım direkt Ducati ile başlayayım. Şurada görmüş olduğunuz müthiş motosikletle başlayayım. Ducati'nin 2023'teki en büyük ve en yeni ve en etkili yeniliği aslında bu. Diavel V4. Evet sevgili arkadaşlar, şu kırmızıya bakar mısınız Allah aşkına? Bu nasıl bir kırmızı arkadaş? Tamam Ducati kırmızısı da yani nasıl cezbediyor insanı, nasıl yakıyor içini? Hakikaten böyle acayip böyle zevkle, keyifle, iştahla bakıyorum ama sadece renk değil bu motorda. Şimdi şurada arkada bir tane X Diavel var. Eski model bir eski demeyeyim pardon. Var olan X Diavel burada. Şimdi bunun Diavel versiyonu vardı, Naked versiyonu. Ayaklar ortada konumlandırılmış. Naked Cruiser olmayan bir versiyon. Naked Cruiser diyebiliriz aslında. 2023'te bu modeli tamamen yenilediler. Diavel V4 yaptılar. Neyle yenilediler? Zaten tasarım başlı başına tamamen yeni. Şu öndeki fardan başlayayım. Böyle C formunda yanan gündüz farları var ve bunu özellikle yaptıklarından bahsediyorlar. Ve motor bloğu abi. Şurası. Bu motor tamamen yenilenmiş yeni bir motor. Multistrada V4 üzerinde bulunan motor evet ama onun daha da geliştirilmişi. Hani çok fazla teknik detayına girmeyeceğim. 168 beygir üretiyor ama bu motosikletin en önemli özelliklerinden bir tanesi belirli bir hıza kadar arka iki silindir çalışmıyor, aktif olmuyor. Hani Ducati Multistrada'da vardı ya, o dururken aktif değildi. Bunda öyle değil, dururken değil. Belli bir hıza çıkana kadar, belli bir ivmelenme kazanana kadar arka iki silindir aktif olmuyor. Bu sayede hem yakıttan kazanıyor, hem ısıdan kazanıyor, hem de performanstan kazanıyor. Çok performanslı kullanmak istediğinizde 4 silindir aktif olarak çalışıyor. Bu bir kere yeni. Şasi sistemi tamamen yeniymiş ki şasisini göremiyoruz farkındaysanız. Şasisi nerede bunun belli değil. Sadece arka salıncak görünüyor burada.
Şasi sistemi tamamen yeni. Dolayısıyla eskisinden daha hafif olduğu söyleniyor. Bunun yanında bu şasinin üzerine oturtulan bu keskin hatlar V şeklinde konumlandırılmış hatlar, yine V motorla eşdeğer olsun diye. Bütün bu granaj yapısı da tamamen yeni. Tabii bu yeni olunca selesi de tabii ki yeni. Oo, ne kadar rahat bir selesi var. Bu da tamamen yeni. Şurada sinyallerin konumuna dikkatinizi çekeyim bakın. Sinyaller buraya yerleştirilmiş ve gerçekten çok güzel olmuş. Saklanmış adeta. Yani sinyaller kapalıyken farkındaysanız sinyalin orada olduğunu anlayamıyorsunuz. Bu çok güzel. Şuradaki Remeir hava girişlerine özellikle dikkatinizi çekeyim. Böyle kruvazör motorlardaki kadar böyle büyük, geniş hava girişleri var. Bu çok güzel görünmesini sağlıyor. Bir de şunu göstereyim size. Şu egzozu. Buyurun efendim. 4 tane roket atar egzoz. Kim bilir bu motosikletten nasıl ses çıkıyordur? Çok merak ediyorum gerçekten. Çünkü Multistrada V4 üzerinde 2 silindirli bir motordan farklı bir ses çıkmıyordu ama bunda bu egzozları görünce, şu dörtlü egzozu böyle kurşun atıyor galiba buradan diye tahmin ediyor insan. Büyük ihtimalle çok güzel sesi vardır diye tahmin ediyorum. Şurada bir şey gördüm. Bu neymiş? Oo! Abi artçı basamakları bak. Ne kadar güzel yerleştirmişler ya. Ne kadar güzel. Bir de arkaya geçelim. Stop'a. Bakın stop da aynı şekilde ön fardaki gündüz aydınlatmalar gibi C şeklinde konumlandırmış ve acayip böyle teknolojik görünüyor. Acayip böyle güzel görünüyor. Şurası mono kapağı çıkardığınızda buraya galiba bir sisi bar eklenebiliyor. Çünkü eski versiyonlarında öyleydi. Lastiği nebatını göstereyim. Şöyle karışımı açayım şöyle. Abi 240 tabanlı bir lastik kullanıyor ki. Hani bu motosiklet yatmaz, viraja girmez falan diye düşünmeyin. Bunlar acayip güzel viraja giren makineler. Eski versiyonlarından biliyorum. Bu çok hoşuma gitti yalnız. Bu harika. Şahane olmuş bu ya. Şöyle gösterge paneline doğru gidelim. Farkındaysanız gösterge paneli diğerlerinden artık farklı, yeni. Daha önce biliyorsunuz böyle ikili kullanan versiyonları vardı, tekli olanlar vardı. Fakat şu joystick'i buraya eklememişler. Aynı şekilde daha önce var olan versiyonlarında olduğu gibi üçlü bir kombinle buraya koymuşlar. Fakat içerisinde bütün o Ducati'nin var olan DPC, DSC, DEC, DKC ne varsa yani hepsi vardır diye tahmin ediyorum. Onların detaylarına girip sizi sıkmayayım. Gösterge paneliyle birlikte de çok güzel olmuş. Brembo steylama frenleri de özellikle göstereyim. Daha önceki versiyonlarında da Brembo'nun emelli kaliperlerini kullanıyordu. Bunda steylama, yani MotoGP için geliştirilmiş olan fren sistemi var. Bunun dışında da bu gidonun biraz daha sürücüye yakın olduğundan bahsediyorlar. Daha dik oturuşlu bir konumlanmasının olduğundan bahsediyor. Bu tabii sürerken belli olur. Şu anda üzerine oturduğumda bunu anlayamayacağım ama şöyle genel bir baktığımda abi, ya bu motor beni acayip cezbetti sevgili arkadaşlar. Acayip cezbetti. Ben 2023'te hani birazcık bilendim bu motora diyebilirim. Şimdi Ducati standına gelip de Multistrada'yı size göstermeden olur mu? Olmaz ama diyeceksiniz ki ya Multistrada'yı zaten biliyoruz. Hayır, öyle değil. Multistrada'nın yeni bir versiyonu var 2023 yılında. Multistrada V4 Rally versiyonu çıkacak 2023'te. Şöyle hemen kameramı çevireyim, size göstereyim Rally versiyonunu. Normal bildiğimiz Multistrada'lardan hiçbir farkı yok gibi görünüyor değil mi? Yani normalde şöyle şekil şukul olarak sadece şuraya bir tane Rally yazmışlar gibi görünüyor ama öyle değil. Şöyle göstereyim, döneyim dolaşayım, en büyük farkını anlatayım size. Şurada görmüş olduğunuz depo var ya, depo. Tam 30 litre olmuş. 30 litre. Yani tam bir seyahat motosikleti haline getirmişler 30 litreyle. Çünkü benim de hani elden çıkarma sebeplerimden veya benim de değiştirme sebeplerimden bir tanesiydi. Bu motosiklet yakıyor. Hani normal kullanımda 7 litreler, 8 litreler civarında yakıyor. Ama çok gazladığınızda da 11-12 litrelere falan çıkarabiliyorsunuz. Ama 7-8'in altına düşürmek için de epey uğraşmanız lazım. Dolayısıyla yolda bu 20 litrelik depo hacmi yetmiyordu. 20 miydi, 22 miydi, neydi? 30 litre yaparak dolayısıyla oradaki eksikliği tamamlamışlar bence. Çok güzel olmuş, çok başarılı olmuş. Bunun haricinde rally sadece 30 litre depo koyarak mı olur? Hayır. Şu süspansiyonlara dikkatinizi çekeyim. Süspansiyon çalışma aralığını uzatmışlar. Yani daha rally konseptli, daha arazi konseptli bir motor olmuş ve tel jantlar üzerinde standart geliyor. Normal Multistrada'larda normal jantlarla geliyordu, çelik jantlarla. İsterseniz tel jant opsiyonu kullanabiliyordunuz ama rally versiyonunda tel jantlar standart. Bir de artçı için özellikle çalıştıklarından bahsediyorlar bu motosiklette. Şu artçı serisinin büyüdüğünü gördüm ben. Daha böyle arkaya doğru, yani ebatı büyümüş bunun. Daha artçıya daha fazla yer bırakmışlar gibi görünüyor. Isıtmasını burada göremedim. Menüde olabilir büyük ihtimalle. Çünkü öbürlerinde şurada ısıtma kontrolü koyuyorlardı. Dolayısıyla artçı için özellikle geliştirilmiş bir artçı oturma alanından bahsediyorlar. Bir de kuyruğu
biraz daha uzatmışlar. Daha iyi yere otursun, daha iyi bir yol motosikleti hissiyatı versin diye. Özellikle kuyruğu böyle uzattıklarından bahsediyorlar. Onun tabii milimlerini, ölçülerini net olarak bilmiyorum ama o güzel olmuş. Bir de şunu göstereyim. Bakın şuraya bir kapak koymuşlar ki hani biz aldığımızda buralara bir şeyler kaplama ihtiyacı duyuyorduk. Çiziliyordu çünkü buralar. Bacaklarla sıktığımız yere olduğu için bu güzel olmuş şu kapak sistemi. Ön camımız yine her zamanki gibi böyle çok stabil, çok güzel bir şekilde oynayabiliyor. Menü kontrolleri aynı şekilde devam ediyor. İçerisindeki sürüş modları devam ediyor. Yani bir tane off-road modu diye bir mod eklendi ve o mod 115 beygire düşürüldü diye okumuştum bir yerde ama burada bu modlar içerisinde onu göremiyorum maalesef. Fakat biliyorsunuz Ducati'lerin her modelinde sürüş modunu atıyorum. Sport'a aldığınız en güçlü modu aldığınızda bile düşürebiliyorsunuz. Motor gücüne müdahale edebiliyorsunuz. O anlamda güzel. Ha bu arada şurada cep vardı ya hani telefon koyma cebi. Burada bir cep yok farkındaysanız. O cebi nereye almışlar biliyor musunuz? Oynatamıyorum tabii. Şuraya almışlar. Hani KTM'lerde daha önce örneğini gördüğümüz şekliyle ve gerçekten bence çok 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 iyi olmuş abi. Çünkü ben bunu kullandım burada abi, başarılı olmuyordu. Buraya koy çıkar falan, takmak çıkarmak zor oluyordu. USB hat çek bilmem ne falan. Kabloyu da koyduğun zaman buraya sığmıyordu. Abi burada artık çok güzel olmuş. Bak şuradan USB çıkışı var. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Telefonunu koy buraya. Hatta bir deneyeyim bakayım. Telefon sığacak mı? iPhone 13. Aha sığmadı. Aha dik koyuyorsun. Dik sığmaz olur mu abi bak. İtalyanlar düşünür ya. Dik koyuyorsun abi. Ah sığdı. Ve bir de tabii arka çantalara dikkatinizi çekeyim. Daha önceki versiyonlarında metal çanta yoktu. Artık çantalar tık 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 metal olmuş. Tabii bunları Turateke yaptırıyordur büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Sırf metal çantası olmadığı için, metal çanta versiyonu bulunmadığı, aksesuar olmadığı için bu motoru almayanları tanıyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü kardeşim ben kampa gidiyorum, günlerce yolculuk yapıyorum, metal çanta bana şart. Ben bu çantaları dolduracağım, bir de üzerine kardeşim çadırımı koyacağım, sandalyemi koyacağım, üzerinden bağlayacağım diyenler vardı. Plastik çantalarda böyle bir imkan tanınmadığı için ve plastik çantalar bu metal çantalar kadar geniş bir hacme sahip olmadığı için sırf bu motoru o yüzden tercih etmeyenler vardı. Artık herhalde onlar da tercih eder diye tahmin ediyorum. 27.500 euro olarak belirlemişler ama Türkiye'ye geldiğinde vergileri üzerine bindirin, hesaplamasını yapın. Ama Multistrada V4 Rally konsepti bence başarılı. Multistrada V4'ün geliştirilmiş bir versiyonu olmuş. Beğendim. Okey to. Ha burada bir de başka bir rengi var. O rengi de gösterelim. Şu gri rengi. Benim hani ilk tercih edip de kırmızı eksikliği var dediğim gri renge. Bakın şurada kırmızı eklemişler. Benim yapmak istediğim tasarımı yapmışlar. Acaba benden mi gördüler lan bunlar? Vallahi güzel olmuş. Bu da güzel olmuş. Frenlere bakın frenlere. Kırmızı Brembo. Çok güzel. Şöyle hızlıca geçeyim. Pikes Peak versiyonu yeni bir versiyon değil. Geçen sene tanıtılmıştı. Türkiye'ye de 3-5 tane, belki 10 tane, belki 20 tane getirmişlerdir. Multistrada V4'ün 19-17 lastik teker çapını beğenmeyen, süspansiyon aralığını beğenmeyen, süper sport touring değil bu. Bu biraz böyle şey motoru, enduro, yol endurosu motoru olmuş diyenler için üretilmiş bir versiyon Pikes Peak. Hızlıca geçeyim, özelliklerine değinmeyeceğim. Lastik teker çapları 17-17, yani bu bir sport touring. Yol endurosu değil, adventure motosiklet değil. GS var biliyorsunuz, bir de BMW S1XR var ya, ben de sahiplerinden bir tanesiyim. Bu BMW S1XR'ın muadili, öyle söyleyeyim. İçerisinde tabii race modu, buna göre ayarlanmış süspansiyonları, üzerinde zaten Öhlis'leri görüyorsunuz, Öhlis süspansiyonları görüyorsunuz. Yani sport touring kullanmak için tasarlanmış bir motor, sürüş modlarıyla, motor özellikleriyle birlikte. Akropovic de üzerinde standart gelen bir motor. Özellikle şu bir rakamı, şampiyon Ducati'yi direkt temsil ediyor. Çok güzel görünüyor abi. Çok güzel. Bak, bak bu göz. Güzelliği, bunu beğenmiyorum ben. Burada olsaydı yeni versiyonunda daha iyi olurdu. Rally'de çok güzel yapmışlar abi. Pikes Peak böyle. Bakalım başka ne var? Monster'ın yeni versiyonları var. Evet. Evet, Ducati Monster'da geçen sene değil, ondan önceki sene yenilenen bir motosikletti. Bu çelik boru şasi sistemiyle gelirdi Monster'lar biliyorsunuz, artık farkındasınız döküm şasiyle geliyor ve hani Monster sevdalıları ruhunu kaybettiğinden bahsediyorlar. 937 cc'lik bir motor bloğu var. Aynı motor bloğu Ducati Multistrada V2 üzerinde de kullanılıyor. Tasarım olarak da bence hani İtalyan tasarımlığını, İtalyan sanatını üzerinde gösteren bir versiyon. Şimdi diyeceksiniz ki bunun nesi yeni? 2023 yılında şurada yazıyor zaten, Monster SP isminde bir versiyonu var. Bu versiyon SP demek, yani daha üst düzey donanımlar demek. Üzerinde Öhlins'i görüyorsunuz ve Brembo'nun Steylama fren tertibatını kullanıyor. Siyah renk böyle boyanmış. Yani MotoGP'de kullanılan fren tertibatını bu motor üzerine de yerleştirmişler. Öhlins'in süspansiyon sistemini kullanıyor önde. Arkada da yine Öhlins var ve şu egzoz tarafına dikkatinizi çekeyim.
Termik Noni'nin bu egzozuyla birlikte standart olarak gelen bir versiyon bu. Nasıl söyleyelim? 30 binde bir Desmo bakımı olan bir versiyon. Hem Ducati Mudistrada V4'te hem Rally'de hem de ilk tanıtmış olduğum şeyde Diavel'de, yeni Diavel'de artık Desmo bakımı yok. Onların ağır bakımı 60 binde ve adı Desmo değil onun. Dolayısıyla hani yavaş yavaş Ducati'nin şeyini görüyoruz. Desmo olayından kurtulduğunu, onun dışına çıktığını, yeni teknolojilerle birlikte artık yeni bir sisteme geçtiğini görüyoruz. Şimdi abi bir yere geldim. Of filmini dün uçakta gelirken filmini izledim abi. Tahmin edebiliyor musunuz? Uçakta filmini izledim. Geldim şimdi motorunun yanındayım. Göstereyim mi? Hadi göstereyim. Hop. Joker, Joker, Street Fighter, sokak savaşçısı, manyak makine, deli makine, akıllı adam işi olmayan makine, akıllı adamı bile yoldan çıkaracak bir makine. Şimdi ne farkı var diyeceksiniz var olan Street Fighter'lardan? Şöyle bir farklılığı var. Zaten renkleri görüyorsunuz. Çok acayip renkler var. Şu ön tasarıma dikkatinizi çekeyim. Adamı korkutuyor abi ya. Harbiden böyle katil bir Joker var ya hani o filmdeki. Onun imajını veriyor. Acayip güzel bir görseli var. Daha keskin hatlar olduğu söyleniyor ama bunun yanında yeni bir haritalandırma sistemi yapmışlar bu motosiklette. Farklı bir haritalandırma olduğu söyleniyor. Sürücü için daha fazla destek olduğu söyleniyor. Özellikle süspansiyon ayarları bunun biraz farklıydı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Dolayısıyla süspansiyon ayarlarına sürücü daha fazla müdahale edebiliyormuş artık bu V4 SP versiyonu ile birlikte. Daha yüksek ve geniş bir gidon koyduklarından bahsediyorlar. Yani bu gidon, ben de fark ettim zaten, direkt böyle yandan baktığımda bile fark ettim. Daha geniş ve daha da yükseltilmiş. Dolayısıyla oturuş pozisyonu biraz daha böyle dike yakın hale getirilmiş bu gidon sistemiyle birlikte. Şu SP versiyonunda özellikle karbon detaylara dikkatinizi çekeyim. Şu kanatçıklar, uçmaması için tasarlanmış olan kanatçıklar, ön çamurluk, şu arkada ayak dayama braketleri, arka çamurluk şey değil, karbon değil. Egzozun şu çıkışı, Akropoş egzozlu bu arada. Lastiklere de bakın dikkatini çekeyim, böyle sakız gibi lastikler. Al böyle elinde yoğur. Superbike Diablo, Pirelli'nin lastiklerini kullanmış. Şunlar yine karbon, şu egzoz çıkışları. Şimdi tam karbon detaylardan bahsederken GoPro'nun şarjı bitti. Bu SP versiyonunda özellikle şu açık debriyaj kapağına dikkatinizi çekeyim. Dolayısıyla Akropovic kitiyle ısınma hissini de aşağı çektiklerini düşünüyorum SP versiyonunda. Hemen yanında da S versiyonu var. SP olmayan versiyonu var. Bunda böyle karbon detaylar yok farkındaysanız. Hani standart benim incelediğim versiyon ama bunda da yenilikler yine aynı şekilde. Süspansiyon sistemine artık daha fazla kontrol atamışlar. Gidon genişlemiş ve biraz daha yukarı çıkmış. Renklerde bir takım değişiklikler var. Kırmızı değil de böyle gri ile siyahı böyle armoni haline getirmişler. Ve egzoz farkındaysanız alttan Akropovic değil. Dolayısıyla daha fazla ısınan bir versiyonu bu. Of 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 of. İnsanın aklı gidiyor. Aklını alır. Panigale V4R. Yeni Panigale V4R. Eski değil bakın. Eskisini biliyor muydunuz bilmiyorum ama. Neymiş biliyor musunuz? Şimdiye kadar yarış motoruna en yakın sokak motosikleti buymuş. Öyle bir iddiaları var sevgili arkadaşlar. Çünkü World Superbike yarışları var ya, onunla aynı haritalandırmayı, aynı dişli oranını kullanan bir versiyonmuş bu yeni Panigale V4R. Tabi Panigale V4R'ı ilk biz nasıl tanıdık abi? Şu kanatçık sistemiyle tanıdık. Karbon kanatlarla birlikte tanıdık. Bu kanatlar 2023'te yenilenmiş. Hem karbon olmuş hem de farklı bir ağırlık dengesi kurgulanmış. Aynı zamanda bu motosikletin ağırlık dengesi de değiştirilmiş. Biraz daha yukarı taşınmış. Daha kolay kullanım için. Ondan bahsediyorlar. Sürücü yardımcıları geliştirilmiş. Haritalandırmadan bahsetmiştim. Şu ön cama dikkatinizi çekeyim. Farklılaşmış ve biraz daha uzamış. Daha iyi bir ön cam var burada. Yani daha kullanışlı bir ön cam var. Bunun haricinde Akropovic kitleri, Rizoma'nın aksesuarlarını, tabi üzerine Ducati yazıyor. İşte debriyaj kapağını vesaire görüyorsunuz. Bir logosu burada önemli. Çünkü Ducati en üst düzey, en üst sportif özelliklere sahip motosikletlerine artık bu 1'i koymaya başladı. Mutisra'da Pikes Peak'te vardı bu 1. Bir de Panigale V4R'da var. Yani iki motosiklette var. Bir tanesi bu. Panigale V4R. Allah kullananların yardımcısı olsun. Amin. Şimdi Türkiye'ye 3-5 tane geldi diye biliyorum bu Desert X versiyonu. Beyaz rengiyle özellikle gelmişti. Farkındaysanız siyah bir rengi var burada Desert X'in. Tamamen arazi odaklı, aslında hard enduro odaklı, ağır enduro, big enduro dediğimiz bir versiyon bu. Arkadaki şu depolara özellikle dikkatinizi çekeyim. Sonradan aksesuar olarak alınabiliyor. Yeni renkleriyle mesela Desert X var.
Hani motorunda veya teknik özelliklerinde büyük değişiklikler yok. Orijinali şöyleydi, şöyle göstereyim. Bundan 2 yıl önce veya 3 yıl önce Scrambler standında bunu görmüştük. Biz zannediyorduk ki bunu Ducati Scrambler Desert X olacak ama öyle bir motor yaptılar ki Scrambler motorunun dışına çıkardıkları için, Ducati motoru kullandıkları için dolayısıyla Ducati Desert X oldu. Bu da mesela arkada depo olmayan versiyonu. Bu şekilde alıyorsunuz, isterseniz depo ekleyebiliyorsunuz. Şu gösterge panelini göstereyim. Vallahi müthiş, nefis kullanım kontrol tuşları vesaire. Yani Big Enduro'su yine yenilenenlerinden bir tanesi. Hemen arkada Ducati Panigale'nin bir Eureka ismindeki bir versiyonu var ama bu hani konsept bir versiyondur diye tahmin ediyorum. Yani Ducati biliyorsunuz uluslararası tasarım yarışmalarına hep böyle katılır. Büyük ihtimalle tasarım yarışmalarına girmek için tasarladığı özel bir versiyondur diye tahmin ediyorum. Hakkında çok bilgim yok ama böyle CF motor renkleri bu. CF motorun renklerini kullanmış böyle bir tasarım var. Burada sergilemişler. Hatta şurada renk paletlerini falan sıralamışlar. Bakın bu renklerde olabilir diye galiba böyle bir köşesi var. Ducati Eureka isminde. Şimdi evet, bitti mi Ducati'de yenilikler? Bitmedi. Gelmişken bisikletleri de göstereyim size. Elektrikli bisikletleri, artık elektrikliye yatırım yapıyor bütün markalar biliyorsunuz. Ducati de zaten yıllardır bu yatırımları yapıyordu. Gelişire geliyor ama ben bir Ducati'den elektrikli motosiklet bekliyorum. Scooter değil bakın, elektrikli motosiklet bekliyorum. Bu önümüzdeki yıllarda yok büyük ihtimalle ama büyük ihtimalle 2023 yılında yok ama büyük ihtimalle önümüzdeki yıllarda olacak. Şimdi gelelim Scrambler standına. Yine Ducati Scrambler standına. Şöyle şuradan başlayalım. Bu Icon modeli galiba. Evet, standart, klasik bildiğimiz Icon modelime bakayım. Evet, Icon modeli doğru. Hani en klasik, en baz, en temel, en ucuz, en alınası modeli. En çok böyle kişiselleştirmeye gelen modeli. Renkler değişmiş, bu kapaklar değişmiş. Ağırlık azaltılmış deniliyor. Bir 5 kilogramla 10 kilogram arasında daha hafif deniliyor. Şurada gösterge paneline dikkatinizi çekeyim. Burada göremeyeceksiniz. Gelin şuraya götüreyim sizi. Full throttle modeline götüreyim. Full throttle da sarı siyahtı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. İncelemesi vardı bizim kanalımızda. Tam gaz. Full gaz yani. Gazlama motoru yani. Ama Ducati'lerde biliyorsunuz, pardon, Scrambler'larda biliyorsunuz böyle alıyorsunuz bu motoru. İster ters jant tak, ister şeyini çıkar, egzozunu çıkar, istersen depo kapaklarını değiştir vesaire, aynasını, sinyalini değiştir vesaire. Böyle bir versiyon Scrambler ailesi. En büyük benim dikkatimi çeken şey şuradaki gösterge paneli oldu. Hatırlar mısınız bilmiyorum, böyle klasik bir gösterge paneli vardı ve hani çok sevilmiyordu aslında. İçinde de çok böyle veri yoktu. Bakın hem elektronik gaz kontrolü eklenmiş bu motosiklete. Evet, elektronik gaz kontrolü. Sürüş modları eklenmiş bu sayede. Sürüş modlarına müdahale edilebilme özellikleri eklenmiş. Dolayısıyla çok teknolojik olmuş abi. Çok teknolojik olmuş. Renkler, tasarımlar tabii modellere göre değişiyor. Bakın burada sinyallere dikkat edin mesela. Bu full throttle versiyon olduğu için LED sinyalli bir haliyle geliyor. Ares lastikler var üzerinde. Hemen yanına geçelim. Bu hangi versiyonu? Night Shift versiyonu. Evet. Veya şuna geçeyim. Orası kalabalık. Icon versiyona geçeyim. Sinyalleri göstereyim. Bakın. Yine şu sinyallerden vazgeçmemiş arkadaş ya. Yine ya. Ve hepsinde gösterge paneli değişmiş ya. Bak ne kadar güzel görünüyor. Yani motor bloğu haritalandırmasının da değiştiğinden bahsediyorlar. Tabii kilo azaltılmasıyla birlikte performansı arttığından bahsediyorlar. Seleler hepsinde yeni. Tasarım seleler ve gerçekten konforlu seleler gibi görünüyor. Renkler şahane. Tek gördüğüm eksiklik şu anda anahtarsız çalıştırma olmaması. Gerek yok abi böyle bir şeyde de. Ayarında bir süspansiyonları da yok biliyorsunuz. Dolayısıyla Scrambler ailesi tamamen yenilenmiş. Şu Icon'ın temel versiyonunun lansman versiyonuyla birlikte bitireyim. Ducati standı yine her sene olduğu gibi bu sene de yanıyor ve insanın biraz böyle keyfini kaçırıyor. Ya kardeşim böyle motorları nasıl üretiyorsunuz dedirtiyor. Gerçekten ben geldiğimde çok hoşuma gidiyor. Hem renkler hem tasarımlar, koydukları özellikler vesaire. Anlatabildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım size. Öğrenebildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Kısmet olursa seneye 2023 yılında detaylı videolarını belki çekeriz. Neden olmasın? İsterseniz, talep ederseniz. Şimdi Ducati standını bitireyim. Bakayım öbür standlarda perdeleri açmışlar mı? Yeni modellerinin brandalarını indirmişler mi? Diğer bölümlerde görüşürüz diyeyim. Hadi bakalım.